manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ersoy Dede ve Hikmet Genç burada. Günaydın. Nasılsınız? Çok nasıl canavar gibiyiz. Evvela Urfa'ya bir selam gönderelim. Tabii Urfa'ya selam. Urfa'daydık. Ya bizim o kavga ile birlikte alakamız yok yalnız. O bizden sonra bir şey ortalık gerilmiş ama bir şey yok, problem yok, basit bir şey. Canavar gibi. Tabii biz oradaydık. Bizden sonra oldu o yani. Bizle alakası yok, onu söyleyelim. Ya nereden geçtiysen? Nereden geçtiysek biz... Estağfurullah, tabii orada yanlışlar olmuş falan ama yanlış. Hafta sonu Urfa'da kariyer ve istihdam fuarında evet. Bir panele davetledik. Orada İşkur İl Müdürü Sait Ardan'ın ev sahipliğinde yerel yöneticilerle beraber istihdam seferberliğini konuştuk. Bu içinden geçmekte olduğumuz sürecin evet. En önemli belki de kriterlerinden birisi. Birlikte panele katıldığımız isimler Urfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, evet. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet İkinci. Çok ciddi istifade ettik biz de. Yani biz gördük, çok. Anlattık ama çok ciddi istifade de ettik. Çok ben yeni kesinlikle, şeyler öğrendik. Kesinlikle ya. Yani enteresan, biz oraya gittik. Yani beraber bir panel için gittik ama biz çok daha fazlası alıp geldik. Yani aynen, bunu itiraf ediyorum. Bir de enteresan, bunu söylemeden geçmeyelim. En büyük şoku nerede yaşadık? Yaş ortalaması 19.2. İnan ki yani zannedersem Urfa'da 18 yaşa itiraz edecek olan fazla kimse yoktur. Yaş ortalaması 19.2. Nüfusun %70'inin 0-30 yaş arası olması sadece Urfa yeter yani. Yani bu değişik var ya, adres değişikliği. Urfa yeter. Bu rakamlara yani, bakacak olursa 19.2 yaş ortalamasından 19.2. bahsediyoruz. 19.2. Öğrenci sayısı da 2 milyon nüfusu 600 bin öğrenci. Ben şuradan şöyle sesleniyorum. Urfa'dan ben bu yeni çıkan, inşallah hayırlısı, referandum sonuçlandıktan sonra ilk seçimlerde Urfa'dan kesinlikle o 18. Yeni o şey var ya, limit 18 alt limit, oradan üstü olmak üzere bir vekil bekliyorum inşallah. Evet, ona yakışır. Yakışır Urfa'ya yani, yakışır. Urfa'ya. Urfa hak ediyor bunu yani. Urfa'ya yakışır. Evler hep büyük büyük evler. Çünkü çok nüfuslu, çok genç bir nüfus var. Yani hakikaten maşallah diyelim. Büyük bir potansiyel ama. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi'yi de selamlamış oldum. Evet. Ve basın müdürü Mithat dostumuzu da aynı zamanda. Evet. Sağ olsun, çok iyi ev sahipliği yaptılar. Çok 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 güzeldi. Geçelim Urfa'dan. Evet, gündemimiz ne var? Star. Star'a geçelim. Hayır, sen de başka işler var. Yok yok, şey yani. Manşete mi geçelim yoksa? Önce şu hikayeyi bir söyleyeyim geçelim sana. Bir şekilde bir yere geçelim. Ya kim manşet yapmış mesela? Güneş manşet yapmış ama manşet yapmayanları mı görsek acaba diye düşünüyordum ben. Mesela Bir Gün yapmamış, Sözcü yapmamış, Cumhuriyet Küçük Kibrit Pus kadar vermiş. Bu FETÖ'cüleri Galatasaray'ın kol kanat germesi hadisesi. Evet. Bak, tarafta isyanlı diyor. Şunu göstererek açayım istersen sana. Ardından bu Galatasaray meselesini bize bir anlat. Şimdi bak bu bir defa kolay kapanacak bir konu değil gibi görünüyor. Aidatlarla falan halledebilecekleri kadar basit değil. Hakan Şükür'ün, Hakan Şükür denen bir teröristin Türkiye'nin aradığı, bu hain 15 Temmuz saldırısını defaatle aklımıza getiren, arkasından hiç unutmadığımız 17-25 Aralık o saldırının 17-25 Aralık teknik nakavt şeyinde ilk ortaya çıkanlardan. Yani bu hani yok efendim, bir tane orada birisi söylüyor, bir kim o, tanımıyorum adamı. Gerçi tanıyoruz da o şebanede değil. Kim o? Kadir Çelik'im diyorsun. Evet. Efendim yok, gençliğinde şöyle yaptı. Gençliğinde böyle çocuktu. Altında şort vardı. Misket oynuyordu falan gibi başlayıp aklamaya çalıştığı adam 17-25 Aralık'ta istifa edip de oradaki o saldırıyı 17-25 Aralık'tan bir gün önce istifa eden bu Hakan Şükür adlı terörist, çok açık bir şekilde söylüyorum. Ondan sonra da 17-25 Aralık'tan sonra da uzun süre yine ülkeye hakaret ederek, o işte buradaki o FETÖ'cülerin tüm kurumlarına sahip çıkarak bu davanın sonuna kadar giden, kendi o ahlaksız dava dedikleri şeylerin üzerine giderek, bir de aynı zamanda gittiği yerde de aynı şekilde o mücadelesini sürdüren bir teröristin efendim genel kurulda ihraç edilmemesi, hangi, bak burada bir şey söyleyeyim ben, bu mesele Galatasaray değil. Yani biz kulüplerin hepsi birer güzide kulüptür. Bu ülkenin kulüpleridir ve değerleridir bunlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, bütün takımlarımız. Bunlar ülkenin değerleri. Sakın burada bir kulüp veyahut bir tit önemli değil. Bunu hangi kulüp yaparsa yapsın, bu nereden olursa olsun, İster senin memleketinden, kulübünden, şehrinden, hiç fark etmez. Korkunç bir şey oldu bu. Yani ben inanamadım bunu. Bir teröristi orada aklayıp ve aynı suçlanan bazılarını içinde Hüseyin Mutlu'nun da olduğu ihraç edeceksin. Var. Ha, biz bunları kurtaralım.
Niye kurtarıyorsun kardeşim? Nasıl kullanıyor diyor. Ya, o zaman ben örneğini vereyim. Hitler çok iyi bir stratejistti. Hitler çok iyi bir askerdi. Hitler müthiş bir liderdi. Yanlış mı söylüyorum? Oturup da konuştuğumu milyonları etkileyecek bir liderdi. Ama Hitler Hitler'di yani. 50 milyon kişinin ölmesine sebep oldu adam. Ne yapalım şimdi? Ya adamı işte yok kızmayalım o kadar canım. Olmuş olabilir ya. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatıp 30 milyon insanı toprağa gömdü. Ama çok şey bir adam. Bu böyle bunu konuşabilir misin? İyi futbol oynuyor diyor işte. İyi futbol oynuyor. Altın ayakkabısı evet, var. İyi futbol oynuyor. Altın ayakkabısı bu topraklara en büyük ihaneti yapan, bu toprakların gördüğü tarihteki en hain terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Bunun futbolla mutbolla ne alakası var? Yazıklar olsun. Bu çok can acıtıcı bir şey. Bunun kolay kolay üstü kapanmaz. Yani bunu bu ve yapılan özürleri de kabahatlerinden büyük. Yani bunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın yaptığı şey evet. Yani yönetmişim. Genel kurul olduğu için ihraç meselesi orada tartışıldı. Ama bu yönetim kurulu toplandı. Yönetim kurulu olunca bu sefer ihraç edemiyorlar. Yani genel kuruldaki gibi değil. O yüzden bir bahane bir şey bulacaklar. Baktılar ki ha çok kötü bir şey yaptık biz burada. Artık doğru öyle bir düşünler. Çok kötü bir şey yaptılarken mecbur kaldılar. Galatasaray kulübü terör örgütü elebaşlarını kolladı ve korudu. İmajını silmek için hesapta adamları gidip aidatta ihraç verdiler. Onlar 2000 kişi hocam. Mecburen 2000 kişiyi de verdiler aynısını. Genel kurul 16'sı toplansaydı bu karar genel kurulun önüne gelseydi gene Hakan Şükür üye olarak kalmaya devam edecekti. Doğru mu anlıyorum? Genel kurul şimdi demek ki tekrar toplan. FETÖ'den arındırılmadı yani. Ya şu anda o zaman tabii, hani yaptıkları operasyonun anda, yani Galatasaray'ın FETÖ'cülerden temizlendiği tablosu çıktı mı karşımıza? Bir defa şöyle bir şey söylüyorsun. Yani diyoruz ki yani bu adam aslında hani diğer o FETÖ'den ihraç edilenler gibi değil. Sen bunu ayırdın ya. E şimdi düzeltmek için de efendim tamam bir şekilde atalım o zaman deyip de yönetim kurulunu topladın. Yani genel kurulu değil. Yönetim kuruluyla bir ihraç kararı verdin ki 2000 kişi de attılar bu arada. Yani o da bir 2750 mecbur kaldılar. Çünkü o yönetim kurulunda böyle bir karar alacak. Birisi peki, yok. Gelsin ama, şimdi. Gerçi diyeyim ki Hakan Şükür kendisi istifa da etmiş ama istifa etmedi varsayalım. Ödüyorum ben aidatlarımı, birikmiş aidat borcumu. Ne yapacaksınız dese? Çünkü tabii doğru söylüyorsun. Gerekçesi şu Galatasaray. Yani bu adam aidat ödemedi. Yani gariban bir vatandaştı. Ödemedi. Parası yoktu. Görülmedi. Çıkmadı. Peki o 2750 kişinin ne günahı böyle var? Mi kurtuldu yani? Sen atacaksan, eğer atacaksan Hakan Şükür'ün kulüpte kalması için el kaldıran o oradaki o genel kurula katılan delegasyonu ve o konuşmayı yapan Kadir Çetinçalı'yı atacaksın. Atacaksın tabii. Ki tabii. Bir senin terör örgütüyle mücadele ettiği o zaman bu vakte kadar tanınmış o Kadir orada ne iş yapar? En tanınmış Galatasaraylı Abdullah Öcalan Mehmet Ali Brandt yazdı. Hasan Cemal yazdı. Pervin Buldan Ahmet Spor'a destek mesajı getirirken tırnak içinde söylüyorum. Sayın Öcalan çok sıkı Galatasaray taraftarı olmasına rağmen kalbim Ahmet Spor'la atıyor dedi diyerek mesaj yayınladı biliyorsun. Hı. Osman Öcalan niye Galatasaray tutuyor dediği zaman sarı kırmızı forma yeşil de zemin sarı kırmızı yeşili andırıyor diye beyanatlar verdi. Doğru mu? Hı hı. Hiç kimse Galatasaray'ı Abdullah Öcalan da Galatasaray tutuyor diye suçladı mı? Hiç suçlayabilir miyim? Hayır. Hiç alakası yok. O zaman abicim al sen Abdullah Öcalan'ı da getir kulübe üye. Bunun ne günahı var? Yani aynen. Hakan Şükür iyi bir Galatasaraylıdır. Abdullah Öcalan da iyi bir Galatasaraylı. Ne yapacaksın? Abdullah Öcalan da iyi bir Galatasaraylı. Çok, çok doğru bir yerden girdin ve çok da doğru bir tespit yaptın. Hakan Şükür çok iyi Galatasaraylıdır. Bunlar ne kadar kriter yani. Yani? Bak bu Galatasaray çok iyi futbolcu. Ayırı... Sen dedin Hitler de çok iyi askerdi. Hadi bakalım. Hadi ne diyeceğiz? Şimdi bak bu özellikle o konuşmayı herhalde var değil mi bize verelim Kadir o konuşmayı. Çetinçalı mı? Kadir Çetinçalı. Var mı Gamze onu bir yayınlayalım mı? Onun üzerine bir şey Kadir Çetinçalı'nın şu şeyi gençliğinde bir cemaate girmişti. Tabii bir dinleyelim bakalım. Abi bir bakalım ne, diyormuş? Ne diyor? Ne diyormuş o adam? Ama Tevfik Fikret'i hepiniz bilirsiniz değil mi? Tevfik Fikret Atatürk'ün fikri önderidir. Bu kulüp laik cumhuriyeti savunan insanların çok çok çoğunlukta ağırlıkta olduğu bir kulüptür. Kimse Galatasaray'ı 20'li yaşlarının başında bir cemaate takıldı diye 2-3 futbolcusu gitti diye Galatasaray'ı suçlayamaz, yönlendiremez. Galatasaraylılar olarak biz bunu üzerimize alınamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Bizim onlar yanılma, onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban'ımızın niye olmasın? Niye olmasın? Sayın bu tarihi lekeye izin vermeyelim Galatasaraylılar. Bu lekeye izin vermeyelim.
Her şeyi düşünüyoruz. Biz de düşünüyoruz kulübümüzün geleceğini. Sayın Çetinçalı. Şimdi bu FETÖ'cüyü, ben niye FETÖ'cü diyorum? Kendisi yapsın izahatını. 17-25 Aralık'ta Fethullahçı terör örgütü tezleriyle nasıl hükümete saldırdığını cümle alem biliyor. Bununla ilgili başka bir attığı bir şey var mı onun var, ona da bakalım. Görelim 17-25 Aralık sürecinde yazmış olduğu Twitter mesajlarını bir göster bize Gamze. 19 Aralık 2013, 17 Aralık'tan 2 gün sonra sıra Bilal Erdoğan'da. Evet evet, sıra Bilal Erdoğan'da. Sıra Kadir Çetinçalı'da aslında. 27 Aralık yani 25 Aralık'tan 2 gün sonra ahlaksız alçak herif. Aşağılık adam. Hmm, kim oldu? Şimdi yavaş yavaş Porti ortaya çıktı. Porti'yi öğrendik şu anda. Porti'yi öğrendik. Porti belli. Kadir Çetinçalı denen Porti. Bu kişi ne yapıyor şu anda? Tamamen Hakan Şükür siyasi yapıda oynadım. Tamam. Devam, bir tane daha ver. Gayet güzel. İyi bir dostluğu varmış. Bir tane daha ver. Altlı üstü iyilermiş. Oh oh, bu da çok iyi. Çekçekçiler arası iyi. Çekçekçiler arası iyi. Tabii, çek çek, durumu anlaşılmıştır. Durumu anlaşılmıştır. Çetinçalı, durumu anlaşılmıştır. Bak buradan bizi dinle Çetinçalı. Durumu anlaşılmıştır. Oradan öyle siyaset giydirmek olmaz. 15 sene şöyle böyle olmaz. Sen bile, sen niye gözün diktiğin belli. Operasyon da belli. Öyle mi? Nasıl operatif bir adam olduğun belli. Sen koskoca bir kulübü de bu duruma düşürmek için elinden geldiği tüm çabayı da göstermişsin. Sahip çıkma kadar. Taktiği bu. Bunu yapmışsın. FETÖ böyle çalışıyor. Bu adam ne iş yapıyor şu anda Kadir Çetinçalı orada? Hiç yönetimde işini bilmiyorum. Yönetimde. Eğer bugün tutarsanız bu leke üzerinizde kalacaktır. Galatasaray FETÖ'cüdür diyeceğim. Bugün tutarsanız o adamı. Eğer o adamı burada bugün tutarsanız Galatasaray bu leki hayatı boyunca silemez. Bak adam olsunlar buradan bu ülkenin yüzüğü de kıymetli ülke değeri olan Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü bunlar bir siyasi parti değildir. Sizin işiniz iktidarda şu vardı bu vardı falan diye gönlem yapmak değil. Sizin işiniz FETÖ'cülerle bir yatağa girip çıkan adamlarla sözlük yaptırıp da FETÖ'cünün elebaşını korumak değil. Sizin işiniz futbol oynamaktır, spordur bu. İşi siyasete dökerseniz bedelini çok ağır ödersiniz. Ben buradan bir daha sesleniyorum. Sayın Kadir Çetinçalı orada durmaması gerekiyor. Bu arkadaşın orada barınmaması gerekiyor. Eğer Galatasaray Kulübü, buradan tekrar tekrar sesleniyorum, bu kişiyi orada barındırmaya devam eder. Bak bu şey değil de yanlış anlaşılmasın. Şunu söylemiyorum. Ya aman işte gene başladılar onu kıydılar. Yok, bu kıymak mıymak değil. Sen bu lekeyi temizlemek istiyorsan geçici bir şekilde hani dedim ya özrü kabahatinden büyük. Aynen. Toplan. Efendim bu adam aidatı ödememiş. Bırak bir de Allah hastanede 6 ay kaldığı için rapor almadığı için de o yüzden disiplin suçundan dolayı dediğin gibi parayı ödese sanki tekrar kulübe geri dönecek. Bunu saymayız. Bu sayılmaz. Bunu atı köşeye. Genel kurulu acil toplayın. Sizden bu millet adına ve kendim adına ve gazeteci olarak soruyorum. Toplayın. Hakan Şükür ve arkasındaki tüm çeteci ne varsa atın. Ama başta Kadir Çetinçalı'dan kişiyi sallayıp gönderin. Bakın bu adamın şeyi belli oldu. Attığı tweetler bilmem silmiştir şimdi, yoktur onlar. Hayır, tweet önemli değil ki abi. Hayır. Kim olduğu belli. Adamın kim olduğu belli. Bak şimdi Galatasaray yönetimine bir de neyi aklıyorsun? De, siyaset yapıyorsun. Galatasaray yönetimine seslenmeden önce Hakan Şükür denilen tescilli teröristi kürsüde ve canlı televizyonlardan canlı yayınlanan bir konuşma esnasında bu şekilde savunan bir adamla yok, savcılığın harekete geçmesi lazım. Fethullahçı terör örgütü üyesi, Fethullahçı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakkında aranırken firar etmiş olan bu teröristi, tabii unutmayın bunları, bu teröristi bu kürsüden savunan şu adam hakkında Cumhuriyet Savcılarımızın derhal harekete geçmesi hukuki gerekiyor. Hukuki tarafı tamam. O ayrı. O savcıların ya? Tabii savcıların harekete geçmesi başka Abdullah mesele. Abdullah Öcalan'ı savunmakla kesinlikle Hakan Şükür'ü savunmak arasında bugün hiçbir fark yoktur. Evet. Hiçbir hatta yani hani bugünün konjonktürü içerisinde Abdullah Öcalan tutukludur, müebbet hapse mahkum olmuş, cezasını çekmektedir. Hakan Şükür firaridir. Ya bir de şu var bak, sizin savunduğunuz futbolcu olmadığına savunduğunuz kişi tescilli bir FETÖ'cüdür. Tescillidir. Bak adamın geçmişi 20 yaşında cemaat, bak bu böyle bir konuşma cemaat olur. Cemaat nedir ya? Cemaat ne 20, bir kere ya? 20 yaşındayken ayaksın cemaate girmiş de. Hala cemaat diyor ya. Efendim bu ülke bilmem yanılmış da bizim Torino Şaban yanılamaz mı? Arkadaş ben bir şey yanılmışsam, bir şey hatasını gördüm. Bak böyle bir buradan pislik akıyor, bırakmaya çalışıyorum bunu. Sen o pisliğin altına girmişsin. Anladın mı? O pisliği yapanlarla aynı yatağa da girmişsin. Bu kadar basit. 17-25 Aralık'ta operasyonu yapmışsın ama biliyorsun ki 15 Temmuz gelecek. Bak Hakan Şükür böyle bir adam. 15 Temmuz biliyor ki gelecek. Biliyor ki hala o ülkede en son kertede hani ahlaksız bir tane daha var ya. Emre Uslu ahlaksız. Şerefsizler. Onlar ne diyorlardı? Milletimi hazırlayın geliyorum. Temmuz'dan sonra. Anlıyor musun? Bu şerefsizler ülkeyi bölmek için ülkeye yapılan en büyük aşağılık saldırının örgüt başında çalışan adamlardı bunlar. Hakan Şükür de böyleydi.
Aynen. Sen kime aklıyorsun? Hangi don? Hangi paça? Hangi 15-20 sene çocukluk cemaat? Neyinden bahsediyorsun sen bunun? Adam daha geç haftalar önce Türkiye meydan okuyordu. Ve sen hangi amaçla bunu korumaya çalışıyorsun? Arkadaşlıktan dolayı mı? Yoksa cemaat mensubusun? Senin kendi cemaat diye tespit ettiğin o şey var ya. Bizim örgütün adamın mısın yoksa sen? Bunu ya sorarız sen, abi. Sen sevmezsin. Şimdi bak, kavgamız baki ama. Bu burada bitmiyor. Bu burada bitmiyor. Bunun arkasından buradan gene Galatasaraylı dostlarımızı ve kulübü uyarıyorum. Bir uyarı daha bulunuyorum. Vatandaş uyarısı bu. Sakın asla ve asla böyle bir meselede içerisinde vatan haini, hainlikten, casusluktan, ahlaksızlıktan, her türlü pislikten yargılanmaya müstahak olan kişileri korumaya çalışırken, içinizdeki siyasi görüşleriniz ve dünyanız çizginizi anlatmaya çalışırken, içinizdeki parantez içerisinde Atatürkçülük veya Kemalizm duygusu kabarmışken, ki olabilir kabarsın, böyle bir alçak FETÖ'cü adına o kurtuldu diye 10. yıl marşı okutmanız da başka bir ahlaksızlık. İzmir marşı. Şey pardon. Eskiden de 10. yıl marşı. İzmir marşı. Değişti o artık. Ha, İzmir marşı okutmanız da büyük bir ahlaksızlıktır. Sana daha İzmir marşıyla ihracın ne alakası var arkadaş? Sana daha komik bir şey söyleyeyim. Yani Erdoğan düşmanı olabilirsin bak. Kulüp üye olarak. Erdoğan düşmanı olabilirsin. Düşman kal. Tamam mı? Hangi iradeyle ihraç meselesi var, devlet meselesi var, terör var. Sen orada çıkıp da 15 sene bilmem ne arkasından İzmir marşıyla, bu da bir lekedir. Bu lekeyi de temizleyin. Bir daha öyle İzmir Marşı, Amin Marşı, siyasi bir takım reflekslerinizi ve alkışlarınızı veyahut da düzgün konuşanları yuhalamanızı başka yere saklayın. Bak, şey sahada oynayın bu adamlar yapın. Kim biliyor musun? Bu şu anda İzmir Marşı'yla FETÖ'cü Hakan Şükür'e sahip çıkanlar kim biliyor musun? Kim? Söyleyeyim sana. 90'larda biz Hakan Şükür'ü düz Müslüman zannederken, normal Müslüman zannederken... düz Müslüman. Ha, düz o da Müslüman. Güzelmiş. Vallahi. Düz Müslüman. Abi, ne bileyim örgüt üyesi. Ben örgüt üyesi oldum. Bu hale geldik yani. 3-3 sene önce öğrendim. Normal Müslüman zannediyordum ben onu. O zamanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor diye Hakan Şükür'ü dışlayanlar bunlar, biliyor musun? Tabii. Aynı kadro. Bak aynı tayfa. Ama niye böyle yapıyorlar? Çünkü... O zamanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor diye Hakan Şükür'ü dışlıyorlardı. Tabii. Şimdi aynı Hakan Şükür'ü FETÖ'cü terörist. FETÖ'cüler... Şimdi onu İzmir Marşı'yla karşılıyorlar. İşte bu bir İşte dumura uğrayan bu kafanın... Travma ya, beyin travma. Şöyle bir şey var bak. Beyin tatile çıkmış. Bu adamları... Turşu olmuş bunların bak, beyinleri ya. Bak bunu söylemeye hakkı var. Madem sen siyasete girdin, alkışladın, İzmir Marşı'yla FETÖ'cüyü kurtarmaya çalıştın. He. Bunları bak spor kulübü olarak, siz spor kulübüsünüz. Gerçi aranız... Ben şu an futbolcu değilim. Lisansım da yok futbol oynayacak ama... Madem ki aramızdaki mesafeyi masa daralttın... Masa tenisçidir, iyi masa tenisçidir bu arada. Madem ki aradaki mesafeyi daralttın, geldin bu taraflara, bu sahaya, sana buradan bir şey sesleniyorum arkadaşım. Madem ki böyle düşünüyorsun. Madem içinde bir Erdoğanofobik bir şey var, içine kaçmış bir Erdoğanofobik düşüncesi var ki olabilir. Bunu burada yansıtırsan eğer, biz de vatandaş olarak sizi siyaset alanında paspas ederiz. Bu kadar. Üzerinden geçeriz bak. İstiyorsan buyurun. Ha, istiyorsan buyur gel. Bak o, şimdi. Kadir sana Bey de buraya gelsin. Sana bir şey okuyacağım. Kavgamız baki. Aynı düştüğümüz noktalarda birbirimizle polemiğe devam. Fakat bugün Ahmet Hakan'ın şu yazısını dikkate sunmak istiyorum. Bu önemli. Çok önemli. Okudun mu? Tabii okudum. Okudum. Diyor ki Torino'lu Şaban'ın yanılma hakkı niye yok? Bu Kadir Çetin Çalı denen FETÖ'cüye sesleniyor. Yanılabilirdi. Yanılmış olabilirdi. Ama işte yanıldığını ikrar etseydi. Ama olmadı. Torino'lu Şaban baharı bekleyen kumrular gibi bekledi Fethullah hocasının galebe çalacağı günün gelmesini. Bekledi. Galibiyet bir türlü gelmeyince de pırr diye kaçıverdi. Tankların halkın üzerinden geçtiği, F-16'ların ölüm kustuğu, köprüde katliam yaşandığı o uğursuz gecenin sabahında galip gelenler Fethullahçılar olsaydı, sizin Torino'lu Şaban zafer kazanmış komutan edasıyla Türkiye'ye gelecekti. Kesin gelecekti. Aynen bu. Aynen. Ötekilerin hiç yaptığı öyle, gibi. Hiç öyle. Biletimi alın. 20 yaşlarında tabii, bilmem ne falan. 2016'nın Eylül'ünde işte Haziran'ında bilmem ne biletimi alın geliyorum diye mesaj gönderenler. Bak bunları asla ve asla unutmayalım. Ahmet Hakan'ın yazısında da hatırlatma yapmış. Bunu unutmayalım. Bak şimdi biz o bir herhangi aranan bir kişi, bir efendim bir terörist, bir casus veyahut da bir PKK'lı, ondan bahsetmiyoruz. Biz şundan bahsediyoruz. Eğer başarılı olsaydı arkadaşlar ve kulüp yetkilileri, hani İzmir Marşı'yla kurtardığınız, alkışlayıp da büyük coşku yaşadığınız, İzmir'i kurtardığınız o FETÖ'nün ne olduğunu üç cümleye söyleyeceğim, bir daha hatırlatacağım size. O yüzden bu burada barınmayacak, paspasa çeviririz dedik bak. Bu bitmeyecek bu iş. Bu Kadir Çetinçalı mıdır nedir? Böyle bu savunma yapan kişiyi tutmayın yanınızda artık. Bu sizi gaza getirdi. İçinizdeki Erdoğanofobik düşünceyi fışkırttı üzerinizden. Bu şekilde bir hareket yaptınız değil mi? Bir.
15 Temmuz'da eğer biraz zerre kadar ilerlemiş olsalardı, hani 5 saatte gömüldüler ya bunlar, bu ülke 3 parçaya bölünmüş ve şu anda da 3 parça birbirine girmiş, bir Suriye'den farkı kalmayacaktı. Tam neredeyse bir sene geçecek üzerinden. 2017'nin Mart'ındayız. Az bir şey kaldı. Doğru. Biz bir yıl içerisinde on binlerce, yüz binlerce insan ölecekti bu ülkede. Bu şerefsizler, bu hainler değil, bu ülkede sadece yeri yok. Biz dünyada yeri yok diyoruz arkadaşım. Dünyada yeri yok. Bunların ensesindeyiz biz hala. Bizim davamız Torino'da, Şaba Amerika'da kurtulmuyor. Almanya'daki FETÖ'cüler kurtulmayacaklar. Bu bizim hem görevimiz, hem bizden sonraki neslin görevi. Bak nesli, bu bir mücadele. Nasıl Haçlılarla mücadele ediyorsan aynı şekilde FETÖ'cülerle mücadele edeceksin. Niçin? Bu ülkenin bekası için. Bir daha bu ülkede bu tür örgütlerin bir daha neşretmemesi bu arada, için. Bu arada çok sevdiği dostumuz şeyi hatırlatıyor Twitter'dan. Onu da söyleyelim. Bu Kadir Çetinçalı denen FETÖ'cü konuşmasına başlarken Tevfik Fikret'i anarak başladı ya. Tevfik Fikret de Abdülhamit'e yapılan suikastin başarısız olması nedeniyle sitem eden değil mi? O suikastçıya yani metiyeler onu düzen. Onu daha hatırlatmış olalım. O şerefsiz yani. Şeye, suikastçıya, ahlaksızların yap. İşte bak bu işi buraya çekersen futbolda bu çok daha tehlikeli nokta. Sen Tevfik Fikret'e nereden geldin şimdi yani? Yani evet. Yani bu çok tehlikeli. Yani. Bu sulara niye giriyorsun? Senin futbolla, futbolun, neşin topun kendi yapısıyla, spekleriyle, futbol karakteriyle, efendim sporculuk, saha, sportif yatırımlar, Avrupa, ses, kulüp. Bugün Türkiye'nin değerleri bunlar. Bak bugün futbol dediğin şey, sektör, dünyada, Avrupa'da sesimizi duyurma adına, ülke adına olumlu değerler bunlar. Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, diğer tüm kulüpler. Benim gözümde aslında hepsinin değeri aynıdır. Çünkü oynayan kişi ve emek aynıdır. Ha bir tanesi daha büyüktür, daha güçlüdür, daha çok ses çıkar. Başarılıdır, destekleriz sonuna kadar. Benim Fenerbahçe'de olmam, senin Galatasaray'da olman önemli değil. Ama yaptığınız iş çok büyük bir hata. Bunu silmeniz, acilen silmeniz lazım bak. Çok acil silmeniz lazım. FETÖ nasıl? İnce. Oradaki üyelere seslendim bak bir daha. İçinizdeki Erdoğanofobik düşünceyi içinizde kalsın. Çıkartmayın dışarı. Yutun, evde hazmedin, soda iç, yoğurt ye, sarımsakla karıştır, tansiyonunu düşür. Evde otur, bas oradan 100. yıl marşı, 10. yıl marşı, İzmir, Mehter, ne istersen çal. Ama senin görevin farklı bir şey. Senin görevin futbol, başka bir hadisedir. Spora destek, ülkenin kendi dinamiğiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Hepimize ait bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü ben mecburen seni televizyonda seyrediyorum. Futbolunu seyrediyorum. Uluslararası maçlarını seyrediyorum. Liglerini seyrediyorum. Para veriyorum. Büyük bir eğlence sektörüdür aslında bu. Futbol çok büyük bir milli dava değildir. Tabii canım. Para verip üzerine, değil mi? Keyifli bir şey seyretmeye çalışıyoruz. Belli yani. Kanallar alınıyor. İşte Dijitürk var, şu var. İşte. Bütün bunları bir üste koy, düşün. İçine sakla. Yut. Yala. Tamam mı? İçine sakla. Konuşma hakkı yok. Ha. Ey o alçıp da İzmir maaşı söyleyen vatandaşlar. Çok meraklıysanız istifa edin. Alayınız ama. Yani onurunuz varsa istifa edin. Onurlu bir insan bunu yapar. Bugün bir tanesi fotoğraflarda görünüyor. Bugün bir tanesi istifa edin. Çok güzel. İstifa edin. Arkadaş bak 2019'dan sonra 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsun. Hemen. Cumhurbaşkanı adayı bulursun. Efendim muhtar mı olmak istersin? Girin siyasete. Hemen. Bir partiye girin. Siyaset yapın. O zaman karşımıza oturalım. Diyelim ki ha bak Kemalist, bak ulusalcı, ultra yandaş, yandan bilmem ne diye oturup karşılıklı tartışalım, konuşalım, anlaşalım, anlaşamayalım, kavga edelim. Ama spor kulübü içerisine girip de saklanıp da yalnız bu spor kulübü üzerine atış etmeyin. FETÖ denilen ahlaksız nasıl çalışmış gördün mü? Futbolcusunu ayrı yerleştirmiş, yönetim kurulu üyesini, genel kurulu üyesini, delegesini ayrı yerleştirmiş. İnce ince çalışmış. Doğru. Ve Galatasaray şu anda, şu anki tabloya bakılacak olursa Fethullahçı terör örgütünün köpeği olmuş durumdadır. Ona teslim olmuş durumdadır. Yani, bu pisliği temizlemediği müddetçe. Evet temizlemesi lazım. Bu pisliği temizlemediği müddetçe. Böyle, efendim, böyle anılmaya devam edecek. Aidattan, bak şunlar. Aidattan ihraçmış. Aidatı vermemiş. Yok efendim çok geç kalmış. Kulübe gelirken iyi kıyafet giymediği için, şortunu giydiği için disiplin suçu almış falan gibi şeylerle. Bu pisliği temizlemediği müddetçe. Olmaz. Bak bir daha söylüyorum. Şu el kaldıranların tamamının bir daha istisna bir teröristin ve alkışlayarak arkasında da marş okuyorsun. Marş. Bunların bir teröristi savunduklarının tescillendiği görüntülerdir bunlar. Bir dakika, o zaman kulübe şöyle seslenmek lazım. O marş çılıp da alkışlayanlara şöyle seslenmek lazım. Çok önemli bu. Madem bu kadar kıymetli bir futbolcu olduğu için de çok kıymetli olan, bunun hocasını da çağırın.
Öyle değil mi? Alkışlayayım. Yap kulüp başkanı pensiyonundaki. Ya bu adam nasıl böyle bir misyon, nasıl çalışkan oldu? Antrenmanlara erkenden giderdi, en son o çıkardı. Çok ahlaklı bir sporcuydu ya. Bunu kim bu hale getirdi? Hocası var. Al kulüp başkanı yap. Fotoğrafta da bak şöyle. Dolaşma etrafında. Şöyle otur. FETÖ başını, onu çağırın mesela. De ki, ey de Fethullah Gülen, bize böyle bir futbolcu yetiştirdiğin için teşekkür ederim sunum. Bir de şey yazın, sunum yazın Galatasaray. Yapmayın bunu. Bekliyoruz. Ersoy burada çok uzattı mesela ama. Ama bu sesimiz inşallah gider. Bu arada bu tehlikeye ilk dikkat çeken gazetede grubumuzun akşam gazetesiydi. Onu da hatırlatalım. Daha bu Mali Genel Kurulu yaklaşırken FETÖ sarayı olmasın dikkat edin diye yazılar yazdı Murat Kerkitlioğlu arka arkaya. Bu yaklaşmakta olan tehlikeyi biliyordu. Evet. Anlamıştı. O zaman tebrik etmek Murat lazım. Murat Kerkitlioğlu'nu hem selamlayalım selamlamış hem tebrik edelim. Uyarmış önceden. Bir hafta, özellikle son bir haftadır sistematik olarak her gün dikkat edin Galatasaray FETÖ sarayı olmasın diye sür manşetti akşam gazetesi, hiç indirmedi. Demek ki bayağı hiç indirmedi. Bu konuda bayağı bir iki bilgi gelmekte olanı, gelmekte olan akşam gazetesi bravo. Görmüş. Görmüş onu yani. Onu da buradan söyleyeyim. Akşam gazetesinin bugünkü şu manşeti de önemli. Amerikan Başkanı A takım Trump'ın A takımında yer alan Walid Fares Fethullah Gülen ve organizasyonu aşırıcı ve terörist diyor. Bu Amerikan siyaseti adına duyduğumuz ilk, yani en tepede duyduğumuz en önemli ilk söz, doğru mu? Doğru. Yani çok direkt söylüyor. Bir defa ifade şöyle diyor ki ABD yasalarına göre ortaya verilmiş bir cevap yok. Ancak belgelere bakacak olursak onun ve organizasyonun terörist olduğu görülüyor. Belgelere bakacak olursak diyor. Sonuçta ilk defa dediğim gibi Amerika'nın ağzına en yetkili ağzından bir tanesi. Bugün hep mahkeme duyuyorduk. İlk defa tabii. Çünkü bir es olarak da ama bunu da yasayla sonuçlandırmak gerekiyor diyor. Şimdiye kadar hep cevap şu oldu. Obama döneminde de oldu. Ne diyor efendim abi? Biz cümle çok açık ve sarı bir cümle vardı. Değerlendireceğiz. Yani terörist kelimesini daha geçirmeden cevap veriyorlardı. İlk defa Gülen terörist diye öyle olduğu görülüyor, anlaşılıyor ama bunun hukuk içerisinden, süzgecinden geçirilip belgelendirilmesi gerekiyor. Bu sürece ihtiyaç var ki dediği doğrudur. Doğru. Çünkü hiçbir şey yasadan geçmeden şey yapamaz, belgelendirilemez ve hatta terör olduğunu tespit etmenin için bu şarttır diyor. Bizde zaten 100 tane geçti ama inşallah umarım böyle bir ağızdan sonuçta yani ifade önemli. ABD Başkanı Willard Ferris'in ve şey diyor A takımda yer alan bir ekipten birisi. Başkanın ekibinden birisi olduğu için önemli. Ben önemsiyorum bunu. Ama dediği şey şu. Yüz yüze görüşecekler. Evet. Trump ve Erdoğan. Ondan sonra önümüze bakacağız. İnşallah. Bu evet. Her şartla her şey değişebilir. Şu anda ben tam içeride bir yorum yaptım hatırlarsan. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Çok böyle bir bulanık bir suların içerisinde kulaç atmaya çalışıyoruz. Bence hem Türkiye hem de tırnak içerisinde batılı dostlarımız 16 Nisan'ı bekliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. 16 Nisan'a kadar her şey donmuş durumda. Bazı şeyler yavaş gidiyor. Çünkü 16 Nisan'dan sonra gerçekten inşallah Allah'ın izniyle çok hızlı hareket eden ve çok rahatlamış bir Türkiye ve kalkışa geçen bir Türkiye bekliyoruz. Peki. Avrupa'da ona göre tekrar herhalde kartları karacaklar. Peki. Ona göre. Star'ın manşetine bakalım. Star, İsviçre Bern'deki bu alçak fotoğrafla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın dünkü değerlendirmelerini manşete taşımış. Mevzumuz da buydu. Bak, ben dakika, tamam işte zaman idarelik olmak adına hızla evet. Geçtim. Ama Hakan Şükür meselesinde o kadar doluyor çok ki. Çok sinirimi zıplattılar ondan. Abi doğru. Hala daha hani beni bıraksan saatlerce. Soğumuş değilsin değil mi? Tabii canım. Tabii. Ya bu olacak iş değil. Neyse ama bu da olacak iş değil. Bak bu İsviçre meselesi. Bu korkunç bir şey. Kabul edilebilir bir durum değil bu yani. İsviçre meselesi. Vallahi, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var burada. O fotoğrafı ayrı bir şekilde varsa onu da öyle. Hayır fotoğrafı nasıl yaptık biliyor musun? Öyle mi? 100 sene önceki fotoğrafla bugünkü İsviçre'deki fotoğrafı doğru. Yan yana ama koyduk. Ama bak Star'ın bu manşetinde o silah sizi vurur göndermesi Sayın Erdoğan da çok manidar. Yani bunu yaptığın zaman eğer sen o medeniyet seviyesinde buraya gelmişsen ve bunlara izin vermişsen hiç asla o kullandığın silah bir şekilde hep diyor ya bize çünkü tabii. Bizim Cumhurbaşkanımızın başına doğru doğrultulmuş bir silah var orada. Alçak adamlar. Yani bu bir şey az kaldırılacak bir şey değil yani. Evet abi sana bir şey söyleyebilir miyim? O silahla durmaz o. Taksim meydanında herhangi bir protestonun tam ortasındasın ve bir Avrupalı liderin fotoğrafının kenarında böyle bir silah var. Yürüyüp Taksim'den çıktığı anda 50 metre içerisinde sağda seni çekerler, yatırırlar. Karga tulumba ellerini bağlarlar. O fotoğrafı alırlar. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. İstersen dene. O fotoğrafı alırlar, kıvırırlar, kıvırırlar, asfalt üzerine koyarlar. Delil olarak saklamak amacıyla. Ve arkasından senin soruşturup ifadeni alırlar. Serbest bırakılıp ifadeni alırlar, senin bir örgüt bağlantını ararlar.
olacak iş değil bu yani. Bu var ya, bu korkunç bir şey. Ersoy bunun, yani bugün hatta pazartesi şokları yaşıyoruz. Bir dün şeyi şokunu yaşadık. İşte bu Galatasaray meselesi. Bunu ben de yazımda yazdım. Bu olacak hani o muasır medeniyetler, İsviçre medeni kanunu. İsviçre saat yapar. İsviçre dünyanın kasası. Bütün paranı oraya akıtıyorsun. Ordusu yok ama dünyanın en güvenilir. Asla dünya savaşı çıksa bile dokunulmayacak gelirsidir İsviçre'dir. İsviçre'ye giden bir arkadaşım şunu söylemişti. Ya dedi, İsviçre'de o kadar çok medeni ki. İşte hep biri vardı ya, yok espri yani, İngilizler çok iyi İngilizce konuşuyor der gibi. Hani, pardon, iyiydi o. İngiltere çöpüşler. İsviçre'de medeni ki, karşıdan gelirken aynı kaldırıma gidiyorsam köpeği, İsviçre'nin köpeği sokakta aşağı iniyor, sana yol verip tekrar kaldırıma çıkıyor. O kadar medeniler. İsviçre'nin köpeği. Ha, tabii. Bazı insanlar bunu farklı anlıyor tabii. Bize öyle anlatılmış. İsviçre dediğim budur. Yani medeniyet. Hı hı. Dünyanın en güvenli ülkesi. Bak bu çok önemli, biliyorsun. Dünyada sayılı ülkeler vardır böyle. Bir tanesi bir dönemde işte Dubai, Katar'dı. İsviçre böyle bazı güvenli bölgeler vardır. En az suçun işlendiği. Tabii. En az suçun işlendiği memleket, kıtanın içerisinde, Avrupa kıtası içerisinde tam kalbinde duran İsviçre'de en az suç işlendiği medeniyet seviyesinin zirvesi, bankası, saatçisi, teknolojisi İsviçre Alplerinde silah ve bir ülkenin, milyonların, sadece bu ülkenin değil. Bunu kabul etmiyorsunuz ama çok üzülüyorum. Böyle bir gerçek var. Bak, kabul edemiyor. Belki Galatasaray'da o el kaldıran arkadaşlar var ya, o kulüpteki. Belki onlar kabul edemiyor olabilirler. Hani bir anda İzmir marşı refleksiyle hareket eden. Belki etmiyor olabilirsiniz. Ama bana inanın, şu kalite inanın. Yemin ediyorum, sadece milyonlar Türkiye değil. Yani şu adamı çok Türkiye sevmiyor. Bilmiyorsunuz. Dünya peşinde şu anda diyorum. Bak, Arakan Müslüman da acaba buraya gelir mi diye düşünürken, Somalili kadın düşündüğü, Yemenli bir Arap'ın Arapça olarak bana eğer bir Erdoğan bizde olsaydı bu hale gelmezdik diyebildiği. Myanmar'da öyle, Patani'de öyle, ya, Endonezya'da sadece öyle. Sadece Müslüman olsa onu geç. Mazlumların dahi hala ümit beklediği. Çünkü hala dünyaya bütün emperyalist güçlere meydan okuyan bir adam var. Hadi her şey tamam, onlar bir tarafa, benim memleketimde benim oy verdiğim, benim sevdiğim bir adam var. Ben bir tek sevmiyorum mesela 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Göreceğiz bakalım neresi, kim ne kadar sevisi, kimi seviyor değil mi? Hepsini göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Çok şükür. Var. Sen benim bu lider ve aynı zamanda hadi sevmiyorlardı. Seçilmiş lider. Ya bir cumhurbaşkanı. Seçilmiş cumhurbaşkanı. Bir cumhurbaşkanı, sen president diyorsun, bir cumhurbaşkanına silahla göstererek İsviçre. Bu kusura bakmasın kimse, faşizm falan değil. Sayın Erdoğan da katılmıyorum. Faşizm falan değil bu. Bu faşizm falan değil abi. Faşizm deyip de niye olayı hafifletiyorsunuz? Bu faşizm değil abi. Ve hatta şey de değil, nazizm de değil. Bu direkt tehdit ya. Bu savaş bu. Faşizm bir yere kadar. Onu anlarım. Çarparsın, diskriminasyon yaparsın, ayırırsın, kovarsın, Müslümanları öldüreceğim dersin. Bu başka bir hadise. Müslümanları kovmak istiyorum dersin. Devlet başkanına suikast bu tehdit. Bu resmen tehdit ya. Bu faşizmi aşmış. Nazizmi aşmış. Yeryüzünde değil şu anda 2017 dünyası. 100 yıl önce şunu yapsan gene dünya savaşı çıkar ya. Şimdi bu ne bu? Ha, soruşturma başlatmışlar. İsviçre'de seslendi. Ne zaman başladılar soruşturma? Dün akşam. Dün Cumhurbaşkanı Mendak'a dukka dedi, ondan sonra. Ha dediler, ne oluyor? Pardon, biz galiba medeniydik. Ne oldu? Pardon, silah. Bu bir çıldırmışlık hali. Ey hayırcı arkadaşlarım, ben bugün seslendim. Allah rızası için bak, ey el kaldıran, ihraçtan vazgeçen arkadaşlar. Kulüp ismi vermiyorum artık. Onu da sesleniyorum. O bile isteye, kimin ne kadar hain olduğunu bile bile bu ülke düşmanlığı yapan tüm insanlara sesleniyorum. Arkadaş, sizin dost dedikleriniz ve hatta kaçınca kahraman ilan ettikleriniz Can Dündar gibi, diğer FETÖ'cüler gibi o memleketlerde bizim için böyle düşünüyorlar. Bak bunu lütfen, bunu düşün yani bak. Bu adam senin hayrına bir şey söylemez Ersoy. Yani Almanya bizim o gösterdik ya, efendim bu Türkler havaalanı açarsa ayvayı yedik diyen Hollanda, Almanya, medeniyetin dibi İsviçre. Böyle yapıyorsa bunlar kusura bakma senin hayrına bir şey düşünmez. Bu adam senin parçalanmanı bekledi. Tutturamadı biliyor musun? 15 Temmuz tutturamadı. 15 Temmuz parçalanmanı bekliyordu, rahatlayacaktı. En büyük derdi bu. Peki yanındaki ne demeli Ersoy? Bak Abdülhamit de bu şekilde göstermişler. Bizi alsana ekrandan, şunları yan yana bir tam ekran görelim. Tarih tekerrür ediyor hocam. 100 sene. Ne farkı hocam, var? Hocam 100 yıl sonra ne farkı var? Cennet mekan, Abdülhamit Han'ın orada asılması fotoğrafıyla karikatürize eden Batı 100 sene sonra
hani kendisinden demokrasi ithal ettiğimiz, insanlık öğrendiğimiz sözde Batı, medeniyetler seviyesinin nirvanası Batı, 100 sene sonra hasta adam diye bölüp parçaladıkları Osmanlı işgal eden Batı, bak bunu unutmayalım ha. O şeyden sonra, yağlı ilmekten sonra, o karikatürdeki Abdülhamit'i astıktan sonra kendi hayallerinde hasta adam deyip de ülkemize giren, tüm o Anadolu topraktan işgal etmeye çalışan o Batı 100 sene sonra dünyayı meydan okuyan liderine silah çeviriyor. Ha onu oradaki Pekkalılar yapmış, o yapmış, bu yapmış. Şuna izin vermen dahi senin kafandaki o zihniyetin arkasında olan şeyi gösteriyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Unutmayalım bunu. Eğer referandumda oy verirken kafanda ufacık bir kararsızlık varsa inan ki adamın istediği bu. Eğer Türkiye bir parça durdurabilirse, bak bir parçaya, ya biz sadece bir havan durdursak, Cumhurbaşkanı'nı zor duruma bıraksak, 2019'da en azından Erdoğan'sız girerse bu ülke, oynarız diye bilen bir Batı var karşında. Dikkat et kardeşim. Senin Erdoğancı, AK Partili şu bu olmana gerek yok. Adamın bize bakışı bu. Bu ülke liderine silah çeviren bir İsviçre'den bahsediyoruz ya. Yazıklar olsun. Aynen öyle. Hiç demiyorum abi. Şu kapatmadan önce şunu da bir göstermek istiyorum. Bunu önemsiyorum. Bu Hakan Şükür'e verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası. Şimdi biz tabii hani Galatasaray'ın tavrını, tutumunu sorguluyoruz. Ama bu Devlet Üstün Hizmet Madalyası ne olacak? Bunu da ben dikkat etmek istiyorum. Onu da iptal etmeye lazım. İki, Hakan Şükür'e emekli maaşı alıyor mu? Milletvekili emekli maaşı. Almıyordur bak, herhalde. Bak izleyiciler ya. Soruyorlar. Hani, İnşallah almıyordur. İzleyici soruyorsa biz ya aktaralım. Biz öğrenelim onu da. Aktaralım. Onu da öğrenmiş oldum. Ama asıl ben şu Devlet Üstün Hizmet Madalyası beraatının Hakan Şükür'den geri alınması için ne yapılması gerekiyor bunu bilmiyorum. Prosedürünü bilmiyorum. Nasıl bu geri alınıyor? Yani hangi kararla nasıl geri alınacak bilmiyorum. Hı hı. Ama bunu bu Hakan Şükür'ün kendi sayfasında yayınladığı bir şey. Yani kendisinin paylaştığı, kamuoyuyla paylaştığı bir şey. Kendisi haklı olarak bana böyle bir madalya vermişlerdi diyor. Çok haklısın Hakan Şükür denilen aşağılık şerefsiz terörist. Sana böyle bir madalya verilmiş. Bunun derhal geri alınması gerektiği konusunda biz de bu işin takipçisi olacağımızı buradan duyurmuş olalım. Tabii. Yani vatan haini olmak da o kadar zor bir şey değil ki. Sen yıllarca çalışıp bilmem ne yaparsın. Arkasından dersin ki arkadaş ben bu yemek yediğim toprakları artık sevmiyorum. Benim ana vatanım elin gavurudur. Onun kucağında oturmak istiyorum dersin. Tamam mı? Bazısı ne yapıyor? Soyadını değiştiriyor değil mi? Tabii. Ben diyor Kanter değilim. Soyadım Gülen diyor. Benim babam diyor. Babam değişti diyor. Halbuki babası belki de bilmiyorum. Babası değiştiriyor. Belli değil. Onu da bilmiyoruz. Kimdir bu kadar çok bizi kızdıran, hiddetlendiren şudur arkadaşlar. Bu ülke topyekun bir millet ve topraklar olarak biz yani Türkiye olarak bu ülke bir savaşın eşiğinden döndü ve Allah bu millete acıdı. Biz elhamdülillah şu anda biz bağımsız bir ülke olarak dünya meydanı okumaya devam ediyoruz. Ve eğer bu alçaklar ve bu alçakların mensup oldukları FETÖ terör örgütü tabii. Başarılı olsalardı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'imiz asıl altında onu da söyledi. Başarılı olsalardı biz şu anda yoktuk. Türkiye yoktu. Peki. Türkiye şu an savaştaydı. O yüzden buna böyle berat nişanı bilmem ne vereceğiniz, devlet bilmem nesi vereceğinize bunlara böyle birer tane şey yapıp hani var ya anıt yaparsın ya böyle hainlerin anıtı. Aynen. Taşlaklar yaptığını gibi. Aynen, bu adam böyle bir haindi. Bu adam böyleydi. Yedi ceddi bu kadar kötüydü. Neyse biz buradan televizyonumuz aracılığıyla Galatasaray bunu duysun. Bir tek Galatasaray duyması gereken duydu zaten. Ama bunun geri alınması için ne gerekiyorsa ben buradan devletimize de sesleniyorum. Bunun geri alınması için bir an önce. Ne gerekiyorsa hemen bugün derhal zaman. Bu neden gözden kaçtı? Bu da bir lekedir. Bu da bir lekedir devlet için. Devlet tabii istiklal mücadelesinde olduğu için bu gözden kaçtığını tahmin ediyorum. Hayır belki de alınmıştır bilemiyoruz. Belki de alınmıştır yani, şeyleri duruyordur. Evet, İnşallah öyledir. Peki. Maaş meselesi de önemli. Bunlara bir daha içimiz acıtmasın yani bizim şey maaş da veriliyorsa eğer. Diyelim saygıyla uzun zaman ayrılalım. Yeniden bu düşünceye de hoşçakalın.